Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biraz önce Sevim kardeşim de söylediği gibi görevde yükselerek Balıkesir'e bölge müdürü yardımcısı olarak gidiyor. Güzel haberlerini alacağımızdan hiç şüphemiz yok. Kendisine ailesiyle birlikte huzurlu, mutlu, güzel bir hayat, güzel günler, güzel haberler bekliyoruz. Ozan kardeşimiz milli eğitimle ilgili bir işimiz olduğunda orman müdürlüğüyle alakalı hiç erinmeden, çekinmeden, yüksünmeden elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Gene üniversiteyle alakalı bir yer çalışmamız olduğunda aynı şekilde herkese gene kendisi oralarda koşmuştur. Vatandaşımızın bir derdi olmuştur. Ona yardımcı olmak adına elinden geleni yapmıştır. Yani daha kısacası biz ne zaman başımız sıkışsa Orman İşletme Müdürlüğü'ne müracaat etsek İnanın sorunun çözümü noktasında elinden gelen gayreti neyse göstermiştir. Ondan dolayı hemşerilerim adına ve şahsım adına kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrılışlar zordur. Hem ayrılanlar için hem ayrılanlar için. Fakat güzel olan güzel anılarla daha sonra fırsat buldukça birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz, mahcup olmayacağımız bir görev süresi hitamı ve bir arkadaşlık örgüsü içerisinde görevimizi tamamlamamız. Bu anlamda devlet memurluğunun fıtratında, tabiatında hep yer değişiklikleri vardır. Ne kadar zor olsa da bu değişikliklerin kurumlarımız arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşım noktasında yine çalışanlarımızın bilgi ve tecrübelerini arttırmaları yeni bir başlangıç ve yeni bir dinamizmle kendilerini yenileyerek hizmete koşmaları noktasında sayısız faydaları ve yararları var. İnşallah bu değişiklik değerli işletme müdürümüzün yeni görev yerinde de aynı azim ve gayretle çalışmasına edinmiş olduğu mesleki tecrübelere yeni tecrübeler katarak buradaki tecrübelerini de yeni görev yerine aktardığı güzel bir atama ve tayin olur temennisinde bulunuyorum. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuşmak bizim haddimize değil. Sağ olsunlar, başta Sayın Kaymakamım, Bölge Müdürüm, Belediye Başkanımız layıkıyla bizleri fazlasıyla mahcup edecek şekilde onurlandırdılar. Biz memuriyetteki 9. tayini, 25. yılım, kamudaki 25. yılım sadece insana hizmet etmek için insan olarak var olduğumuzu bilmenin sebebiyle samimi, dost, bir arkadaş gibi olmaya çalıştım. Devlet terbiyemiz, aile terbiyemiz, büyüklerimizden gördüğümüz buydu. Bugünkü bu kalabalığa bakıyorum. Allah razı olsun dostlarım diyorum. Bu veda olarak artık buradaki yerimizi değişiyoruz 9. tayinden sonra. Ancak 17'de kapısını çalabileceğim, bir çay sohbetine durabileceğim, bir gelip geçerken anayol güzergahı, geleniniz gideniniz dünyaların fazla olur, durup konaklayabileceğimiz dostlar kazandık. Burada Aybastı'dan, Fas'tan, Kumru'dan, Korgan'dan arkadaşlarımız var. Ordu'nun 10 ilçesinden arkadaşlarımız var. Bölgenin en büyük sanayi kuruluşları burada. Kendi paydaşlarımız, iş arkadaşlarımız burada. Ahşap sektörüyle uğraşan arkadaşlarımız burada. Hepinize elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. İnşallah sizleri memnun edebilmişimdir. İnşallah layıkıyla hizmet edebilmişizdir. Benden yana hakkım helal olsun. Bu helallik konuşmasıdır. Sizden de helallik ve dua beklerim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.